Herkese merhabalar sevgili dostlar. İlişki bittikten sonra geride kalan kişiler haklı olsun haksız olsun mutlaka gidenin pişman olmasını istiyorlar. Bakın çok enteresandır ki tekrar başlanılsından çok pişman olsun isteği geçiyor içlerinden. Nedeninde biraz intikamcılık var, biraz hırs var, biraz ego, biraz da o kendine olan güvenin tekrardan canlanmasının isteği. He tabi pişman olsun ama sürünmesin, yazık, kıyamam, affederim düşüncesi de hiç öyle az değil. Ama ilk akıldan geçen hep pişman olsun oluyor. Ayrılık sonrası birinin pişman olması birçok şeye bağlıdır. Hatta bunlarla ilgili sayısız video var kanalın içinde. Pişman olmasına fırsat ver, pişman olmasını nasıl sağlarsın gibi sayısız video. Bu videoları izleyen kişiler birçok konuda bana hak veriyorlar. Hatta başaranlar da çok fazla. Ama tabii herkes de işe yarayacak diye bir genelleme yapmak zor. Bunun sebebi başka kriterlerin de olmuş olması. Sadece sizin yaptıklarınıza bağlı olmayan kriterler. İlişkinin geçmişi, sizin hal ve hareketleriniz, yanlışlarınız ya da doğrularınız. Hepsi etki eder pişman olmaya, pişman etmeye. İşte bu yüzden bu pişman olma konusunu bugün biraz daha açmak istedim sizlere. Pişman olur mu olmaz mı? İlişkinizi göz önünde tutup siz karar verin istedim. Bugün ayrılık sonrası birinin pişman olma sürecini aktaracağım sizlere. Bu aşamaları bilirseniz belki sabrınızı biraz daha kontrol edebilirsiniz. Ya da etki edeceğiniz şeyleri görüp ona göre davranabilirsiniz. Hadi gelin başlayalım. İlişki bittikten sonra giden sevgili ne zaman pişman olur? İlk maddemiz. Yeterli bir zaman geride kaldığında. Sevgili dostlar. Bu pişman olması, geri dönmesi gibi etkenler düşünüldüğünde en çok düşülen hata şu oluyor. Sabırsızlık da var malum. Hemen hızlıca sonuç beklenmesi. Bazen konuşuyorum danışanlarımla. Diyorum ki şu kadar sessiz olunması gerekiyor. Aa diyor 48 saattir sessizim. Pişman olmuş mudur sence? Olmaz dostlar. Bir süre geçmeden pişmanlık duygusu ortaya çıkmaz. Bakın bu süre ilişkiye göre değişir. Aradaki etkileşime, aradaki yaşananlara göre değişir. Ama bir hafta, 10 gün kesinlikle değildir. 10 günde pişman olunmaz. O yüzden ne zaman pişman olur sorusuna belki de en mantıklı cevap yeterli zaman geçtiğindedir. Şimdi bu cevap net değil diyenler olacaktır muhtemelen. Aslında çok net. İlişkinizi göz önüne koyduğunuzda yeterli zamanı siz bulacaksınız. Şöyle örnek vereyim daha iyi anlaşılacak. İlişkiniz 1 yıllık ama 4 defa ayrılmış. Bir yıllık ilişkide 4 defa ayrıl barış olmuş ve genelde bu ayrıl barışlar 2 hafta 3 hafta sürmüş. Size söyleyeyim bu süre geçmeden pişman olunmaz. Buranın yeteri zamanı 4 haftadan sonrasıdır. Kopuk bir ilişkiniz var mesela. Ayda bir görüşüyorsunuz. Buranın pişmanlığı daha da uzun olacaktır. Tabii bu kadar kopuk bir ilişki sonrasında pişman olur mu orası ayrı bir konu. Ama 1-2 ay sürenin geçeceği aşikardır. Yani ilişkinin iç dinamiği burada belirleyici olacaktır. Ama genel olarak baktığınızda yeterli zaman için en az 1 ayı gözden çıkartmak gerekecektir. 2. Özlenen anıların fazlalığı. Sevgili dostlar, benim ilişki kalitesinin belirlenmesinde kullandığım bir ölçüt var. Anıların fazlalığı, özellikle kaliteli anıların çeşitliliği. İlişkinin kalitesini, özlem duygusunu, pişman olmasını, hatta ilişkinin tekrar başlamasına kadar birçok şey buna bağlıdır. O yüzden bu pişman olma konusunu düşünüyorsanız, ilişkide yaşanan anılarınızı gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Eğer ki duygulandıran, tebessüm ettiren, gözlerin dolmasına sebep olan anıların sayısı fazlaysa, o özlem duygusu pişman olmayı yakında tetikleyecek demektir. Ama gözünüzü kapattığınızda hep nefret söylemleri, tahammülsüzlük, kötü sözler, ilgisizlik ve benzeri olumsuzluklarla dolu anılar geliyorsa aklınıza burada pişmanlık o kadar uzak olacak demektir. Bu arada şundan da bahsedelim. İlişki bittikten sonra o akla gelen olumsuz anılar bir süre sonra yerini olumlulara bırakır. O yüzden özlenebilecek güzel anılar kötü anılardan bir tık fazlaysa pişman olma olasılığı yüksektir. O malum zamanlar geçtikten sonra yani o ilk ayrılığın hırsları ondan sonra özlem duygusuyla birlikte pişmanlık duygusu ortaya çıkmaya başlayacaktır. Tabii bir sonraki maddemizle beraber olursa. 3. İletişimsiz kalındığında. Bir kişinin pişman olması özleme bağlı demiştik az önceki maddemizde. Özlem duygusu ise sessizlikle ortaya çıkar. İletişimde kalınmadığında ortaya çıkar. Yani sevgili dostlar, ayrılık sonrasında düzenli şekilde aranıyorsa terk eden kişi, durup durup ısrar ediliyorsa, kendini sosyal medya vasıtasıyla gözüne gözüne sokuyorsa o kişi, burada ne özlem oluşur ne pişmanlık. Bakın çok basit bir konu gibi gözüküyor ama o ayrılık acısıyla maalesef en çok hata burada yapılıyor.
Bir kişi terk ettiyse, gittiyse ya da terk edilme falan olmasın da anlaşmalı bir ilişki bitimi söz konusu olsun. Düzenli şekilde deneme isteği kişinin olumsuz kararını pekiştirir. Cepte olma kavramımız var biliyorsunuz. Nasılsa istiyor, nasılsa dönersem kabul edecek. Bu düşünce içten içe o kişiyi rahatlatır. Ya hadi ısrar konusu olmasın da tam tersi olsun. Bir şeylerle suçlama, gerginlik yaşatma, laf sokma, nispet yapma, vicdanına dokunmaya çalışma. Birçok kişi şimdi yüzünü ekşitti. Yok be Gürkan, çok çirkin bunlar, yapılmıyordur falan dedi. Günümü gün ediyorum, sefam olsun yazılmıyor da bizim masamızdan eksilenler dostlarımız olmaz. İşi biten dansöz masadan hızlı ayrılır diye sosyal medya paylaşımları yapılıyor. Bıraktın beni gittin, artık bu gözler seni görmeyecekse kör olsun yazılıyor. Tabii gözler kan çanağına dönmüş bir fotoğraf paylaşılıyor. Bu tarz cümleleri gören kişi pişman olur mu gerçekten? Ah dansöz dedi bana, çok pişman oldum. Ah gözleri kör olmasın, dur hemen müdahale edeyim. Yapmayın dostlar. Ne olur duruşunuzu bozmayın. Pişman olmasının yolu sizin iletişimsiz kalmanızdan geçer. Sosyal medya paylaşımlarınızda kendinden iz bulamamasından geçer. Acaba ararsam ne tepki verir düşüncesini salmanızdan geçer. Çünkü pişmanlığı savaşla sağlayamazsınız. Pişmanlık için duruş sergilemek gerekir. Duruş sergilemek deyince de şu maddemiz devreye giriyor. 4. Daha kaliteli yaşam sürüldüğünde. Ayrılan kişinin pişman olmasının en önemli noktası dostlar, güzel ve kaliteli bir yaşam sürmeniz. Özellikle de ondan. Yani o çeken giden kişiden daha kaliteli bir hayatınız olmasından bahsediyorum. Eğer öyle olursa pişman olma ihtimali o kadar yükselir. Pişman olma süresi yine o kadar kısalır. Daha kaliteli bir hayat nedir peki? Önce ne olmadığını söyleyeyim. Bitik bir görüntü, rutin bir hayat. Kendine bir şey katmadan geçen günler. Sosyalliği bir arkadaşla oturup aynı şeyleri konuşma olarak görmeler. Bunlar varsa hayatında, bunları görüyorsa o kişi pişman olma zamanını bir ömür beklersiniz söyleyeyim size. Tam tersi olmalı. Kendine gelmiş bir görüntü, yenilikler, değişime ve gelişime açık bir hayat felsefesi, sosyal ve keyifli geçen zaman dilimleri. İşte bunlar diğer kişiden daha kaliteli bir hayat sürmenize sebep olacaktır. Özellikle bu hayat tarzınızı kendi tarzınız haline getirebilirseniz eninde sonunda onun yaşadığı kaliteyi de geçersiniz. Pişman olma işin şurasında. İnsanlar her zaman daha iyiyi isterler. Daha iyiyi merak ederler. Özellikle kendinde olmayanı. Bu şekilde olunca ne oluyor? Hem daha iyi oluyorsunuz hem onun olmamış oluyorsunuz. İşte ne zaman pişman olur sorusunun en net cevabı belki de. Ondan daha iyi, daha kaliteli ve daha güzel bir hayatınız olduğunda pişman olur. 5. Yalnız kaldığında. Bu maddeyi anlattığımda kızacaksınız birkaçınız bana. Yalnız kalınca pişman olacaksa hiç olmasın. Tek başına kaldı diye dönecekse hiç dönmesin falan diyenler olacaktır aranızda. Hiç bana kızmayın. Çünkü bu da bir etken maalesef. Sevgili dostlar, yalnızlık bütün pişmanlıkların doğma sürecidir. İnsan sadece yalnızken bazı şeylerin pişmanlığını duyar. Yalnızken algıları açılır çünkü. Daha çok düşünmeye başlar, daha çok geçmişe gider, özlemler çıkar ortaya. İşte o zaman da pişmanlık duygusu çıkar. Yok ya, yalnız kalmaz o. İki tane ev arkadaşı var, devamlı beraberler. Bu öyle bir şey değil. Yalnızlık illa evde yalnız otururken oluşan bir şey değildir. Yalnızlık kalabalıkta da olur. Yalnızlık bir yolculukta da olur. Yalnızlık birileri sevgilisini, ilişkisini anlatırken olur mesela. Birden ortamda en yalnız insan hissediverir insan kendini. İşte o zaman da pişmanlık ortaya çıkar. Giden sevgili ne zaman pişman olur sorusunun başka bir cevabı da bu işte. Yalnız kaldığında, kendinle kaldığında, kimsesiz kaldığında olur. 6. Çevre yorumları sonrasında. Bir diğer pişmanlığın ortaya çıkması çevrenin yorumları sonrasında olur. Üçüncü kişilerin yaptığı yorumlar ve eleştiriler özellikle yine pişmanlığın ortaya hızlı çıkma sebebi olur. İnsanlar kolay etki altında kalırlar. Bir de değer verdikleri kişilerin düşünceleri ise bunlar, o etki beyne hızlı bir şekilde yayılır. Ya senin gibi adamı çekebilen bir kız bulmuşsun, onu da kaçırmışsın. Dedi ya bir abisi. Eyvah ki ne eyvah. Yani kızım, adama öyle şey denir mi? Bu devirde öyle adam mı kaldı? Geçmiş olsun, kişinin içine yerleştirdi ukdeyi. Ah büyük yanlış yapmışsın. Yazık etmişsin güzelim ilişkiye. Çok güzel kızdı. Çok düzgün adamdı. Ayıp etmişsin, yazık etmişsin. Bu ve benzeri cümleleri dışarıdan duyarsa kişi, o pişmanlık duygusunu yaşaması şok etkisiyle olur. Hele bir de zaten kendini de farkında olduğu ama kendine itiraf edemediği bir gerçeği söylüyorsa insanlar, işte o pişmanlık kat ve kat artacaktır. Ama küçük bir not, kendi tanıdığı bir kişiyle olması lazım ve doğal bir ortamda olması lazım. Çünkü genelde burada biraz hile yapılıyor.
Kız Hayriye abla, şuna bir telefon açıp söylesene. Haydar gibi çocuk bırakılır mı desene. Bu sayılmaz. Tam tersi etki görülür, aman diyelim. Sevgili dostlar, dediğimiz gibi pişman olmanın başka birçok kriteri olabilir. Her zaman dediğimiz gibi her ilişkinin içeriği ve dinamiği farklıdır. Ama bu saydığım maddelere kendi kendinize vereceğiniz cevaplar az çok kafanızdaki soruları giderecektir. Tabii şu da önemli bir nokta. Bir insanın pişman olması, sizi özlemesi, sizi düşünmesi, dönmek için, ilişkiye tekrardan başlamak için yeterli olmayabilir. O yüzden siz öyle bir hayat yaşayın ki, sadece giden değil, sizi gören herkes hayatınızı kendi hayatıyla kıyaslayıp pişman olsun. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.